Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk topluluklarına baktığımızda Türk topluluklarının kültür ve medeniyet özelliklerini incelemek gerekiyor. Dolayısıyla devlet teşkilatlanması, ordu yapısı, hukuk anlayışları, din ve inanışları, yazı kültür ve dillerine bakıldığında özellikle önemli unsurların ortaya çıktığını görüyoruz biz. Öncelikle Orta Asya'daki Türk topluluklarının ya da Türk devletlerindeki kültür ve medeniyete baktığımızda biz öncelikle devlet yönetimini inceleyeceğiz. Türk devletlerinin boylar federasyonu şeklinde örgütlendiğini söyleyebiliriz. Yani bir Türk devleti kurulacaksa eğer özellikle birçok Türk boyunun birleşmesiyle kurulmuştur. Yani boylar federasyonu şeklinde ortaya çıkmıştır. Boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeleri Türk devletlerinin ömrünü uzatır mı yoksa kısaltır mı? Bunu bilmek gerekiyor. Arkadaşlar boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeleri Türk devletlerinin ömrünü kısaltır. Yani devletlerin yıkılmasında etkilidir arkadaşlar. Çünkü devlet içerisinde devleti oluşturan boylardan, güçlenen boylardan birisi bir zaman sonra devletten kopup kendi devletini kurmak isteyecektir. O yüzden boyların birleşmesiyle oluşmaları Türk devletlerin ömrünü kısaltmıştır bir anlamda. Devlet yönetiminde en üst kademede arkadaşlar hükümdar bulunmaktadır. Yani Türk devletleri hanedanlık ve hükümdarlıkla yönetilen devletlerdir. Dolayısıyla monarşiye dayalı bir sistem vardır Türk devletlerinde. Ve İslamiyet öncesi Türk devletlerine bakıldığında hükümdarlar özellikle Kaan gibi, Han gibi, Hakan gibi, bunun yanında Tanhu gibi, onun yanında İlteber gibi, İdikut gibi çeşitli ünvanlar kullanmışlardır. Burada arkadaşlar bir şeyin dikkatimizi çekmesi gerekir. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yani örnek vermek gerekirse Asya Hunları, Avrupa Hunları, Göktürkler, Kutluk Devleti, Uygur Devleti gibi devletlerde kesinlikle sultanlık ünvanı yoktur arkadaşlar. Sultanlık ünvanı kullanılmaz. Çünkü sultan ünvanı daha çok Türk İslam devletlerinde Gaznelilerden itibaren başlayan bir özelliktir. İslam kültürüyle birlikte gelen bir özelliktir. İslam öncesi Türk devletleri bu ünvanı kullanmazlar. Devletin en başında hükümdar yani kahan var dedik. Kağan'ın dışında yönetimde eşi bulunur. Yani kraliçe konumunda olan hatun ya da eski Türkçe'ye göre katun bulunurdu. Bunun yanında yönetimde bir başka unsur arkadaşlar kurultaydır. Bir anlamda devlet meselelerinin görüşüldüğü meclistir arkadaşlar. İslamiyet öncesinde devlet meselelerinin görüşüldüğü meclise kurultay adı verilir. Şimdi kurultay önemli bir kurum. Dolayısıyla bu kurultayın özelliklerine dikkat edilmesi gerekir. Peki kurultayın özellikleri neler? Öncelikle arkadaşlar biz kurultayların, İslam öncesi kurultayların demokratik nitelikli olduğunu görürüz. Niçin demokratik niteliklidirler? Çünkü kurultay toplantılarına halk tarafından seçilmiş olan boy beylerinin de katıldığını görmekteyiz. Yani kurultay toplantılarına seçilmiş boy beyleri de katıldığı için demokratik niteliklidir diyebiliriz. Bir başka önemli özelliği kurultay toplantılarına arkadaşlar din adamlarının katılma yetkisi yoktur. Bunun yorumuna baktığımızda da kurultayların yine layık nitelikli olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun dışında kurultayın en önemli özelliği en çok üzerinde durmamız gereken dikkat etmemiz gereken özelliği devlet yönetiminde arkadaşlar son söz her zaman hükümdara yani kana aittir. Bu anlamda kurultaydan çıkan her karar kanı kesinlikle bağlamaz. Dolayısıyla son söz arkadaşlar her zaman Kaan'a aittir. Yani kurultaylar sadece Kaan'ın bir danışma meclisidir. Bir karar alma organı değildir. Son söz her zaman Kaan'a ait olduğu için kurultaylar bir danışma meclisidir diyebiliriz. Şimdi devlet yönetimiyle ilgili arkadaşlar en önemli özelliklerden birisi Türk devletlerinde ülke yönetiminin Kaan'a tanrı tarafından verildiğine inanılması biz buna kut anlayışı diyoruz. Bu arkadaşlar veraset anlayışıdır. Yani eski Türklerdeki veraset usulüdür. E, veraset usulüne kut anlayışı olduğunu söyledik. Bu adın verildiğini söyledik. Gök Tanrı tarafından ülkeyi yönetme yetkisinin hanedana ve kağana verilmesidir. Yani kısacası bu anlayış ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı. Devlet hanedanın ortak malı. Yani hanedan içerisindeki bütün erkek üyelerin tahtı ele geçirme hakkına sahip olmasıdır. Kimin başa geçeceği konusunda bir belirsizlik olduğu için böyle bir anlayış, ülke hanedanın ortak malı anlayışı öncelikle tat kavgaları görülmesine, merkezi otoritenin beraberinde zayıflamasına ve bunun sonucunda devletlerin parçalanması ya da tamamen yıkılmasına sebep olmuştur. Asya Hunlarından Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarına kadar bütün Türk devletlerinde e, biz ülke hanedanın ortak malı anlayışı olduğunu görüyoruz. İşte tarihte bu kadar çok Türk Devleti'nin kurulup yıkılmasının birçok sebebi var belki ama temel sebeplerinden biri de bu veraset usulüdür. Devlet hanedanın ortak malı anlayışıdır. Çünkü beraberinde taht kavgalarına sebep olmuştur. Müzik